Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Oyuncu ve şarkıcı Deniz Türkan bizimle birlikte. Kendisini bir televizyon klasiği olan ve televizyonun televizyon olduğu dönemlerde sevgili Oya Başar ve Levent Kırca'nın ekrana taşıdığı Olacak O Kadar Güldürü programından hatırlayanlarınız vardır elbette. Deniz 10 yıldır New York'ta yaşıyor. Şu anda da Medya Koridoru'nun YouTube kanalına konuk oluyor. Çok teşekkür ederim. Öncelikle katıldığın için hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Canancığım. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni de hatırlayıp programında yer verdiğin için. Çok memnun oldum gerçekten. Keyifle, çok kıymetlisin. Ben seninle 2018 yılında tanışmıştım. Yine bir röportaj aracılığıyla tanışmıştım. O günden sonra gerçekten hayatıma çok büyük renk kattın. Çok büyük değer kattın. Her şeyden önce seni tanımak çok kıymetli. Nasılsın diyeyim öncelikle. Önce duygular karşılıklı diyeyim. Ben de çok seni tanımaktan her zaman çok mutlu oldum. İyi bir arkadaş dost kazandığıma inanıyorum her zaman. Nasılım? Yani herkes gibiyim. Pandemi süreci işte artık bunları konuşmaktan da yorulduk aslında ama işte bütün dünya böyle bir süreçten geçiyor. Böyle bir şey yaşıyor. Biz de bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. New York'ta biliyorsun Amerika'da en çok etkilenen ülkelerden biri. New York'ta o şekilde kalabalık bir bölge olduğu için New York'ta çok etkilendi. Bütün yaptığımız bütün işleri ilk başta kaybettik doğal olarak. Sonra bir açılacak dendi, açılma oldu. Sonra tekrar kapanma oldu. Çünkü vaka sayıları düşmüyordu. Aşıyla birlikte New York'ta bir rahatlık oldu tabii doğal olarak. Birazcık bir yerler açılmaya başladı falan. İşte bütün bunların içerisinde ben de hem ayakta kalmaya çalışıyorum, hem bir şekilde mesleğimi yapmaya çalışıyorum, iyi olmaya çalışıyorum. Özellikle Olacak O Kadar programının yayınlandığı dönemlerdeki karakterin de çok renkliydi ve çok sevdik biz seni. Hala da çok kıymetlisin bizim için. Biraz böyle hem o yılları hem öncesine dönecek olursak hem de seninle yeni tanışacak olan özellikle yeni nesil izleyicilerinde bir bilgi akışı olması açısından biraz anlatabilir misin? Oyunculuk ya da Evet. şarkıcılık serüveni nasıl başladı Türkiye'de? Hangi yollardan geçtin ve hangi zorluklar yaşadın? Yani ben önce oyuncuyum. Şarkıcı kimliğim oyuncu kimliğimden sonra geliyor her zaman. İlk başta oyuncuyum. Lise yıllarında mezun olduğum dönemlerde çok sevdiğim bir arkadaşımla, o da Olacak O Kadar ekibinden tanınan bir isim Ahmet Çelik. Biz aynı sınıftaydık lisede Ahmet'le birlikte. Gazetede bir ilanla birlikte Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu'na başvurmaya karar verdik. Yıl 90, 92 falan o yıllar yani. Ondan sonra daha çok ufaz, çok genciz falan ama böyle içimizde tiyatro aşkı var. Gerçekten çok istiyoruz yapmayı. Neyse gittik. O zamanlar Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu Yenikapı'da Hürriyet Gösterici Merkezi adı altında bir çadırda oyunlarını sergiliyorlardı. Ve aynı zamanda Olacak O Kadar'ın da çok popüler olduğu bir dönemdi o dönem. Bayağı bir kalabalık vardı seçmelerde. Biz o seçilen insanlar arasından olduk. Yani şöyle söyleyeyim, tam rakam hatırlamıyorum ama işte 300 kişinin içinden 50'ye kaldık falan. Büyük bir müzikal yapacaklardı ve yani tabiri caizse figürasyona ihtiyaçları vardı. Yani yetiştirecekleri oyuncuya ihtiyaçları vardı. Biz de o seçilen gruptaydık. Fakat ben biraz da benim ailem çok desteklemiyordu beni açıkçası. Neden? Ve ben Neden desteklemiyor? provalara yani yani bizde Türk ailesi öyledir ya, işte oyunculuğu meslek olarak görmezler. Avukat ol, doktor ol, doktor ol, mühendis ol derler. Oyuncu olacağım dediğin zaman ya onu meslek olarak görmedikleri Aç için kalırsın mı karşında dediler. durdular. Klasik bir öyle denir ya, aç kalırsın işte kızım da. Aynen öyle olmuştu. Ben tabii seçildim, provalara gittim falan. Tam oyun günü artık aileme de söylemek de durumundayım. Çünkü saklamıştım o güne kadar. Babam rahmetli kesinlikle hayır dedi. Gidemezsin dedi. Ben gittim, kostümlerimi bıraktım orada falan filan. Benim için Levent Kırca o dönem kapandı.
Fakat nasıl bir yazıysa, nasıl bir alın yazısıysa yıllar sonra bir trans kadın olarak bu sefer Levent Kırca Oyabaşar Tiyatrosu'ndan kabul gördüm. İlk başlarda kamera arkasında çalışıyordum onlarla. Daha sonra ufak tefek rollerle kamera önüne de geçtim. Çünkü geçmişimde oyunculuk olduğunu da biliyorlardı. Galiba bendeki yetenekleri de gördüler. Yaşlarındaydın değil mi? 20'li yaşlardaydın sanırım. Tekrar gittim. Evet. Öyle skeçlerde derken ben de ana kadroya geçmiş oldum. Olucuk Okadar'ın ana kadrosuna. Yaklaşık 4 sezon çalıştım onlarla. 2006 yılına kadar. Ondan sonra da zaten işte biliyorsun hikayesini Olucuk Okadar'ın yasaklanmalar falanlar filanlar bir şeyler oldu o dönemden sonra. Ama 2002-2006 yılları benim hayatımın en güzel yıllarıydı. Kendimi gerçekten bir şeyi başarmış olarak hissediyordum. Bir yere gelmiş olarak hissetmiyordum ama bir şey başarmış olarak hissediyordum. Çünkü Türkiye şartlarında bir trans kadının ulusal bir kanalda yayınlanan, reytingi çok yüksek olan bir televizyon programında rol alması imkansız. Yani şundan dolayı imkansız. Levent Kırca, Allah rahmet eylesin, bir gazete röportajında demişti ki, benimle yapılan bir röportajda yanımdaydı Levent abi ve demişti ki, ben insanları kadroya kabul ederken onların iç çamaşırının içinde ne olduğuna bakmam, yeteneklerine göre bakıp alırım demişti işe. Bu bana daha büyük bir cesaret verdi çünkü arkamda gerçekten büyük bir güç hissettim. Hem Levent Kırca hem Oya Başar. Gerçek bir sanatçıdan da böyle bir yaklaşım beklenmez mi aslında? Ne kadar tabii ki. Hani sadece yeteneğine bakarak seni değerlendiriyor. Önemli olan da o. Aslında bugün herkesin yapması gereken de o. Ve o yıllarda bahsettiğimiz yıllar hani 2003-2004 yılları falan. O yıllarda trans kadın olarak bir ulusal kanaldayım. Ve sadece trans kadın rolleri oynamıyorum. Yani bir köylü kadın da oynuyorum. Bir ne bileyim geri geliyor doktor da oynuyorum. İşte toplasan ya bir kere ya da iki kere. Hani bizde şeydir ya, trans kadınsan trans kadın oynayacaksın illa. İşte yolda otostop yapan, otelde basılmış ya da karakolda mahkemede bilmem ne yapan, ağlayan sürekli. İşte demagoji yapılan işte böyle ya da işte ajitasyon yapılan rollere layık görülür hep trans kadınlar. Yıllarca bu öyle oldu. Ya da işte çok karikatürize tiplerdir. İşte çok büyük bir sinema filminde bile bir trans kadın oynatıyor ama onun ayağının numarasıyla, tıraş olmasıyla bilmem nesiyle dalga geçiyor, anladın mı? Hani bugüne kadar bir trans kadının rol aldığı en büyük sinema filmi bahsettiğim o sinema filmi ama orada bile dalga geçiliyor. Yani artık şunun aşılması gerekiyor. Bunu New York'a geldikten sonra daha da iyi anladım. Nasıl bir fark ettin? Yani fark ettiğin şey, ayrım neydi? Yani öncelikle burada tabii Türkiye'de çok az sayıda trans kadın oyuncu var. İşte Ayta Sözeri vardır, Seyhan Arman vardır, ben varım. Bizim peşimizden gelen genç nesilden bir iki arkadaşımız daha var. Hani daha henüz çok büyük işler yapmasalar da ama hevesleri dolayısıyla bir yerlere geleceklerine inanıyorum. Ve destekliyoruz da onları. Yani her zaman ben kendi adıma hep desteklemişimdir de. Bir kere New York'ta çok fazla trans kadın oyuncu var ve çok fazla audition'lara katılıyorsun. Burada davet geliyor. İşte şu role, bu role gidebilirsin diye. Ben sırf aksanımdan dolayı, İngilizce aksanım var diye bir Bulgar milletvekilini oynadım. Gerçek hayatta yaşamış bir Bulgar milletvekili, 50'li yıllarda yaşamış bir kadın rolü. Onu bana oynattılar mesela. Ama işte biraz sanki böyle... Türkiye'de de ne bileyim ben, tabii yasaklar var televizyonlarda falan filan, belki çok göremiyoruz ya da işte ne bileyim ben, Bülent Ersoy'u görebiliyoruz da sokaktaki Banu'yu göremiyoruz mesela. Hani çift standart. Mesela şöyle bir soru soracağım. Yani şu an Olacak O Kadar yayınlanır mıydı? Ya da yayınlansa sen programda olabilir miydin? Yani şunu görüyorum aslında. Galiba şöyle bir yasak var. Mesela huysuz virgin yasağına gelecek olursam kadın kılığına girmiş erkeklere yasak var gibi algılıyorum burada. Mesela Ayta da televizyonda, mesela Ayta Sözleri de televizyonda, dizilerde oynayabiliyor. O yasaklardan mesela bir yarışma programında jüri üyeliği yapabildi.
ne bileyim atıyorum işte Bülent Ersoy da şey yapabiliyor. Galiba olacak o kadar yani beni olsam da olmasam zaten olacak o kadar zaten olamazdı. Doğru söylüyorsun ya. Başta ne olmazdı çünkü, zaten? Evet. Başta ne olmazdı? Çünkü Levent Kırca'nın hani zaten programının tarzı o. Yıllar boyu en iyisinden en kötüsüne bütün siyasileri eleştirmişti. Ki hani eğer politik mizah yapıyorsan adı üstünde politik mizah zaten eleştirmek zorundasın. Ama işte o son dönemlerde eleştirileri işlerine gelmedi ya hoşlarına gitmedi. Artık nasıl adlandırılır bilmiyorum ama bir şekilde yasaklandı. Evet, ne yazık ki. Yani bazen ara ara böyle eski bölümlere baktığımda inanamıyorum. Yani böyle dönemler yaşamışız ki karikatürlerde de bu vardır mesela. Yani. Evet. Dolayısıyla gerçekten hani tam bir yasak dönemi yaşıyoruz biz Türkiye'de. Bunu son yani yasak zaten kelime olarak çok çirkin bir kelime, yasak. Yani ne bileyim ben neye yasak dense aslında o yasak bir şekilde aşılmış ve perde arkasında her şey yapılıyor gibi olabiliyor. Ama işte gücü yeten yetene diyelim ne bileyim ne diyeyim yani. Doğru söylüyorsun Deniz. Deniz peki senin New York'a uzanan hikayeni de böyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani bir taraftan senin adına gerçekten çok mutluyum. Hayallerini gerçekleştirdin. Teşekkür ederim. Ama diğer taraftan da hem senin gibi önemli bir değeri kaybetmiş olmak hem de burada yaşadığın bazı olumsuz durumlar var. Onları da konuşmak istiyorum. Çünkü o dönemde yaşadıkların şu an misliyle devam ediyor Türkiye'de hala. Bu algının ve bu yanlış uygulamanın değişmesi adına daha çok konuşmamız, daha çok haykırmamız, daha çok görünür olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl başladı o gidiş süreci, nasıl karar verdin, neler yaşadın? Aslında ben yurt dışında yaşamaya karar verdiğim zaman özellikle Amerika'yı seçtim. New York ya da Los Angeles olmalı benim için ki oyunculuğu orada devam ettirebileyim demek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de çok da fazla bize gelen, yani aslında vardı roller, gelen teklifler falan ama dediğim gibi işte ne bileyim çok da ismini vermek istemiyorum programların ama uzun süredir devam eden bir polisiye dizisine teklif geliyor. Hani işte trans kadın rolü, sokakta otostop yapıyorsun, arabadaki adam seni... Ya ben böyle rolleri oynamak istemiyorum bir oyuncu olarak. Ben beni zorlayacak, bana gerçekten oyunculuğuma bir şey katacak, benim gerçekten insanlara vay be nasıl oynuyor dedirtebileceğim rolleri oynamak istiyorum. Ve bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı ki o gelen o işte ne bileyim ben otostop bilmem ne dediğim roller de öyle her gün gelen roller değildi. 2 senede bir tane falan filan onları da reddediyordum yani. Hani rol beğenmemezlik değil, rolün büyük küçüğü olmaz dedi. Ama rolün tarzını beğenmiyordum. Yani bana göre değil bu rol diyordum. Mesela ben o dönem bir sürü trans arkadaşım Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde rol aldı. Ben almadım. Çünkü bana gelen rol benim oynamak isteyebileceğim bir rol değildi. Nasıl, yani nasıl bir roldü gelen rol? Yani rol, yolda duruyorsun, geliyor kardeşinin resmini gösteriyor. Ben şeyim, otostop yapıyorum rolde. Seksistçisiyim yani. Kardeşinin resmini gösteriyor, tanıyor musun? Yani ay canım tanımıyorum, gel bilmem ne yapalım falan. Bu değil yani, benim için oyunculuk bu değil. O yüzden ben dedim ki ha eğer bir trans kadın olarak hani bana, çünkü ben olacak o kadardan geliyorum her şeyden önce. Hayatımda ilk defa oyunculuk yapmıyorum. Keza ilk defa oyunculuk yapsam bile o şekilde bir rol oynamak istemiyorum kendi inisiyatifimi kullanarak diyeyim. Bana biraz şey geliyordu. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı ben dedim gideyim orada şansımı deneyeyim. Bakayım bir trans kadın orada şansı ne kadar olabilir oyuncu olarak. Hani en kötü ihtimalle olmadı, geri döner gelirim. Biraz yeni bir dünya görmüş olurum. İngilizce öğrenirim, geliştiririm falan diyelim. 6 aylığına geldim buraya. Sonra 6 ay ben dil okuluna gittim. Tabii hiçbir şey kolay olmuyor burada. Belki 1 yıl falan geçti.
üstünden ve ben burada kalmaya karar verdim sonrasında. Dedim biraz daha uzatacağım kalış sürem ve denemek istiyorum. Benim bir Broadway maceram oldu. Biliyorsun, önceki röportajımızda bahsetmiştim sana. Tesadüfen bir audition'a gittim. Bir Broadway oyunu olduğunu bilmiyordum bile. Davet ettiler. Gittim. Yani ben başvurdum. Oradan bana e-mail geldi. Audition'a gelin diye. Gittim audition'a, girdim. Yönetmen bir trans rolü değildi. Bir kadın yönetmendi. Genç bir kadın yönetmendi. İşte şarkı söyleyebiliyor musun? Evet. İşte neler yaptın? İşte şu tiyatroda, bu tiyatroda bunları yaptım. Ben oyunumda seni görmeyi çok istiyorum dedi. 18 kişi seçeceğim ve sen bunlardan birisin. Hiçbir şey yaptırmadı bana. Yani bir rol okumadım, bir şey yap, hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra prova günü geldiğinde ben oyunun Broadway şovu olduğunu öğrendim. Gittim, vay dedim, ne kadar büyük bir yermiş burası. Yani şunu da belki merak edenler vardır. Broadway şovu ile Broadway'de olması gerekli değil. Broadway çok uzun bir cadde New York'ta ve hem Manhattan'da var hem Brooklyn'de var. Bu tiyatro Brooklyn'deydi. Neyse, provalar başladı. Aşırı profesyonel her şey. Kendimi gerçekten Amerika'da tiyatro yapıyormuş gibi hissettim. Ensemble dedikleri grubun içindeydim. Figürasyon demiyoruz biz, ensemble diyoruz. Çünkü figürasyon sadece böyle saniyelik görünen olarak algılanabilir. Ama tiyatroda her sahnede olan, şarkı söyleyen, şarkı korolarında, dans korolarında olan... 18 kişiden biriydim. Hatta 18'inde ilk 8'i vardı. O ilk 8'inin de içindeydim. Yani bilmiyorum, çok güzeldi. Yani böyle şey, sen anlatırken ben gerçekten büyük bir gururla dinliyorum seni, ki senin heyecanını ve yaşadığın o duyguyu tahmin bile edemiyorum. Çok çok büyük, güzel bir tesadüf olmuş senin için de. Evet, çok güzel oldu. Çok, yani bir oyuncu olarak beni çok tatmin etti. Eminim öyle olmuştur ki sonrasındaki diğer başarıların da böyle arda geldi, onları da konuşacağım. Ama konuşmak istediğim bir konu daha var ondan önce. İşte tabii ki. Zorluklardan bahsetmiştik ya, ilk röportajda da bahsetmiştik. Gerçekten duyduğumda aslında bunları hatırlatıp seni üzmek de istemiyorum bir taraftan. Hani böyle gerçekten hassas da davranmaya çalışıyorum ama. Yok, sen dedin ya, rahat ol, ben artık. Gerçekten çok aştım her şeyi, çok özümsedim. Ben gerçekten çok sarsıldım senden ilk duyduğumda bunu. Evet. Sana sözlü uyguladığı bir şiddet var aslında, onu paylaşmıştım benimle. Biraz anlatır mısın, nasıl olmuştu olay? Bir gün beni babam arabayla eve bırakıyor. Onlar Üsküdar'da oturuyorlar. Ben Şişli'de oturuyorum o dönem. Şişli'de oturuyorum. Arabadan indim. Apartmana doğru yürürken yanımdan orada bir polis arabası geçti ve babamı durdurdular. Benim babam hacı. Namazında, niyazında. Gayet muhafazakar. Dinini tam yaşayan bir insan. Yani benim gibi bir evladını kabul etmiş. Yani düşün nasıl bir insan olduğunu. Hani böyle yobaz diye adlandıracağımız değil ama gerçekten bilinçli Müslüman. Baktım babamı durdurdular. Böyle bir, ben de tam apartmanın giriş kapısıyla dışarı arasında, yarım içeride yarım dışarıda gördüm. O tarafa doğru yürümeye başladım. Acaba hani dedim, çünkü bizi birisinin yanında gördükleri zaman özellikle ona polisler lafla tacizde bulunuyorlar. Bayansa işte şey misin? Yani söylemek istemiyorum YouTube kanalında. Belki hani bu kelimeleri kullanmak doğru olmayabilir. Erkekse bilmem necisi misin? Ya da işte sen de mi öylesin falan. Böyle saçma sapan yakıştırmalar ya. Yani senin ailen olamaz, kardeşin olamaz, arkadaşın olamaz, sevgilin olamaz. Yani ona bir şekilde hakaret edecek sadece alacağı 10-20 lira için. Düşünebiliyor musun? Ve babama da o kelimeyi kullandılar. Utanmıyor musun? Saçından, sakalından, bu yaşta bilmem ne yapıyorsun. Babama söyledi bunu. Babam da, ama o benim evladım dediğini duydum ama canın, arada benim gözüm döndü. Yani şiddet olarak yine bir şey yapmadım, yapamam ama yani o anda böyle yer yarılsa, yerin altına girsem, her şey benim için bitse, inan bin kat daha güzel olurdu belki. Ver kimliğini ver falan filan böyle tavırlarla babamın kimliğine. Ben de oradaydım. Sen de ver kimliğine. Baktık ki soy isimler aynı, baba adı bilmem ne gördü.
Ulan mahcup da mı olmadın ya? Utanmadın mı? Devam et yaptı böyle. Yani nasıl bir psikoloji bu? Yani ne bileyim ben. Ben öyle bir hata yapsam bir şey diyemiyorum ya. Yorum yapamıyorum. Gözlerim doldu dinlerken Deniz. Yani soruyu sorarken hani seni üzmek de istemiyorum dedim ama. Estağfurullah canım. Yani ben aslında bu olaydan dolayı değil, böyle çok olay yaşadım ama babama bunu yaşattığım için ve o böyle şeyleri hiç bilmez, hayatta poliste işi olmamış, melek gibi bir insandı. Anladın? Ona bunu yaşattığım için o kadar üzüldüm ki Hayır, hayatımdaki... Sen yaşatmadın. Ne yazık ki bu insanlar böyle. Bu senin yaşattığın bir durum değil. Bu o kötü insanların yaşattığı bir durum. Evet. Birlikte aşacağız, el ele aşacağız, daha çok konuşarak, daha çok dile getirerek, daha çok hakkımızı savunarak aşacağız. Mafya, biliyorsun Türkiye'de böyle mafya adı altında olan insanlar böyle gece hayatında çok fazla yayılır. Aslında mafya bile değillerdir onlar. Mafyaların yancıları falandırlar. Bizim de öyle müşterilerimiz oluyordu. Cahide'de geliyor. Sonuçta Cahide herkese açık bir gece kulübü. Herkes gelip eğlenebilir. Ama drag queenlerin sahne aldığı bir yer ve trans kadın olarak da bir tek ben. Sahneden indim ve ayağımda çok yüksek ayakkabılar vardı. Yoldan geçmem gerekiyor ki kulise gideyim. Orada birisine pardon dedim, duymayınca ben de omuzuna şöyle dokunarak pardon dememle adamın dönüp beni görüp yakamdan yakalayıp sen bana nasıl dokunursun işte çeşitli küfürler edip beni cinsel kimliğimle vurmaya çalışarak falan arkaya götürüp beni tartaklaması falan filan benim karakterimde olan bir insan için çok yaralayıcı bir olaydı. Ben alkol kullanmam. Çalışırken hiçbir zaman beni sarhoş falan göremezsin. Ben sahneye öyle çıkmam çünkü. Hani özümseyebileceğim hiçbir şey yok. Anladın mı olayı? Ve çok naif bir yapım var. Ben kimseye küfür bile edemem, kavga bile edemem ki hani başka drag queen arkadaşlarım var orada. Onunla böyle göze göz, dişe diş kavga edebilir ama ben edemem. Hani benim karakterimde, yapımda öyle bir şey olmadığı için şiddet, hiçbir şekilde şiddet taraftarı olmadım ve olamam da yani. Öyle oldu. Biraz arkamda kimseyi bulamadım o anda orada falan böyle ve dedim ki ya ne oluyor bu adam hani bana bir zarar verse beni koruyabilecek, kollayabilecek hiç kimse yok etrafımda. Tek bir kişi de çıkıp sana orada destek olmadı mı? Yani yardımcı olmadı. Aslında adam beni görünemeyecek bir köşeye götürdü. Aa. Ama ya öyle bir olay yaşadım ve sonrasında da hani güvenliklere falan söyledim ama onlar da şöyle müşteri böyle müşteri deyip öyle biraz geçiştirdiler olayı. Ben de ne oluyoruz ya, ben burada sanatçıyım. Burada New York'ta buradaki drag queenlere verilen değeri bir görsen, buradaki drag queenler süperstarın süperstarı insanlar için. Dokunmak, resim çektirmek bile onlarla bir şey yani. Zor demeyeyim ama tabii ki resim gidip çektirebilirsin ama ulaşılması çok kolay değil. Öyle bir değer görülüyor drag queenler burada. Zaten RuPaul'u falan izleyenler de biliyorlardır mutlaka nasıl drag queenlerde olduğunu. Ama o dönem o beni biraz çok yaralamıştı o olayda. Beni tetikleyen, yurt dışına yerleşmemi tetikleyen olaydı aslında o. Yani aslında istersen en aydınından en karanlık olanına biz hep ötekiyiz. Biz bir de trans kadınlar olarak hep deriz ki biz ötekinin de ötekisiyiz. Kimi durumlar vardır. İşte geyleri sadece hala ne kadar kadınsal yaşarsa yaşasınlar ama erkek kılığında oldukları için kabul edenler var. Ama transları sadece hani yaşamak istediği, hayatı yaşadığı için ötekileştiren. Ya o yüzden ötekinin ötekisiyiz diyoruz. Bunlarla çok fazla aktivizm yapıp da zamanla almak istemiyorum şimdi ama çok şeylerle uğraşıyoruz ya. Çok şeylerle uğraşıyoruz. Evet ama yani keşke uğraşmak zorunda kalmasak. Evet. Niye başlayıp cümleye vazgeçmeyeceğimizi de eklemek isterim. Her i̇şte zaman... bu yolda da aslında bizlerin en büyük yardımcıları siz medya çalışanları.
Yani bizi görünür kılabilecek olanlar sizlersiniz. Yani ben kendi kendime, evet, Instagram'ımda çok fazla takipçim var ama zaten onlar beni seven insanlar. Benim ulaşmam gereken kesim başka bir kesim. Beni görmesi gereken kesim başka bir kesim. Bir kişiyi bile aydınlatabilirsek, vay be, bak, Deniz'i de işte sokakta görsem bilmem ne dersin ama ne kadar güzel ve bilinçli, işte öyle değilmiş mesela diye bilirse bir kişi bile, bu bize çok büyük bir fayda olur. Çok çok doğru söylüyorsun. Bizim de amacımız, niyetimiz o. Bu durumun normal bir durum olduğunu insanlara anlatabilmek. Çok üzücü bunu yaşamak zorunda olmak. Evet. Ama bu bir normal. De yani hep diyorlar, ay bu durumu normalleştirmeyin. Normalleşen normal dediğin için söylüyorum. Bu durumu normalleştirmek demek, ay hadi biz bu insanlara hoşgörüyle, bizi sevin ya da sevmeyin demiyoruz. Sadece hoşgörüyle yaklaşın, öngörüyle yaklaşmayın. Yani yarın bir gün çocuğunun ya da çok sevdiğin bir akrabanın, torununun bilmem ne olacağını bilemezsin. O yüzden tanımaya çalışın bizi. Biz neyiz? Yani beni hoş görmekle sen de yarın bir gün bir LGBT olmayacaksın. Anladın mı? Hı. Ama belki bazı şeylerin önüne geçmiş olacaksın. Çok 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 doğru. Umarım bunları konuşmak zorunda kalmayacağımız günlere ulaşırız Deniz. Sohbetler yaparız inşallah, inşallah. Ben yine senin başarılarından konuşmak istiyorum. Mesela o dönemde yine çok gururlandırmıştım bizi. Netflix'in orijinal içeriği. Bir gün benim çalıştığım bir oyuncu ajansı bana bir mesaj attı. Dedi ki, Orange is the New Black'te bir karakter var ama dedi hani devamlı bir karakter değil dedi. Audition'a girmek ister misin? Ben de tabii ki isterim dedim. Yani Orange is the New Black, yani hani hiçbir şey yapmasam bile seti görmek istiyorum. Nasıl bir sette çalışıyorlar? Biliyorum özel bir sette çalıştıklarını. Ve izlediğim de bir dizi. En azından dedim gidip başrolden bir iki kişiyi görürüm. Bir de zaten dizide oynayan bir trans karakter var. Ondan dolayı da zaten böyle bir, aa acaba beni nereye oturtacaklar dizide, ne yapacaklar, neden hani bana sordular bunu falan diye düşündüm. Gittim. Dediler ki tamam, özel kast bu. Cümlesi yok, sadece kelimeleri var arada böyle ufak tefek. O da hani böyle çok şey değil. Ondan hiç benim için hiç fark etmez dedim. Ben sadece Orange is the New Black'te olayım. Ondan sonra gittim. 3-4 bölüm. Hani sonrasında baktığımda olduğum, mesela ön planda olduğum bazı yerler kesilmiş atılmış. İşte ne bileyim, bazı yerlerde çok geri planda kalmışım falan filan ama hiç önemli değil. Yani o sette bulundum ben Orange is the New Black ve bana faydası oldu o setin. Ne farkı var Türkiye'deki setlerle karşılaştırdığında? Yani o seti değerli kılan şey neydi? Aslında benim ilk dikkatimi çeken, çok büyük bir farkı yok set olarak. Orası büyük bir Plüto'ydu. Bizde de var öyle Plüto'lar. Kurulan ve çekilen bazı dizilerin Plüto'ları. Fakat orada şu dikkatimi çekti. Bizde mesela kamera arkasında genelde erkekler çalışır ya. Kadınlar çalışıyordu. Kabloları falan kadınlar taşıyor. Kadınlar ışıkçılık yapıyor falan. Aa dedim, nasıl güzel ya. Hani büyük bir set burası. Ve o çok hoşuma gitmişti mesela. Yani sadece erkek gücü diye sadece erkeklere yer verilmemiş. Hani kadınların da orada o şekilde para kazanması. Şöyle söyleyeyim. Hiyerarşi maalesef burada da var. Oyunculuk hiyerarşisi. Yani işte ne bileyim, figürasyonlar ayrı yemek yiyor. Lafı olan oyuncular ayrı yemek yiyor. Ana kastı olan, büyük rolde olanlar ayrı yemek yiyor. Bu bir hiyerarşi. Çok mesela, vay be dedim, ne kadar kötü yani. Hani böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef burada da oluyor. Onun dışında da belki teknoloji olarak birkaç üst kamera ve ışıkla çalışıyorlar. Aslında sadece onlar. Evet. Peki şu an neler yapıyorsun Deniz? Hatırlamıyorum. Seninle konuştuğumuz zaman, önceki röportajımızda ben Los Angeles'ta Hollywood'da film yapmış mıydım? Sinema filmi. Hazırlanıyordum. Hazırlanıyordum. O filmi çektik. O neydi değil mi? Karakterin adı hatta. Arnie'di, evet, Arnie. Arnie, pardon. Evet. Arnie diye bir karakteri canlandırmıştım. Beni biraz yaşlandırdılar o karakter için. Çünkü film
yaşlı kadın, lezbiyen kadınların topluluğundan oluşan bir bowling takımını anlatıyordu. Bowling ekibinin başkanı olan kadın da benim sevgilimdi. Ben de lezbiyen, iki çocuklu bir kadına oynuyordum. Aslında çok ilginç bu filmin kamera arkası. Çünkü genelde trans karakterlerle, trans kadın ve trans erkeklerle çalıştılar. Sadece filmde iki tane ana karakter, trans erkek karakteri oynuyordu, kendilerini oynuyorlardı. Diğer hepimiz bizim cisgender dediğimiz, yani biyolojik kadın ve erkekleri oynuyorlardı. Film maalesef tam pandemi başladığında, geçtiğimiz sene Mart ayında galası yapılacaktı Los Angeles'ta. Her şey ayarlandı. Ben kostümüm bile hazırdı. Her şeyim. Hatta ben oraya gidip iki gün kalıp galadan direkt Türkiye'ye geçecektim. Biletim o şekilde oldu. Fakat evet, bir haber geldi ki iptal. Filmin adını paylaşmış mıydık acaba? Onu Dead and Bowling'di evet. Filmin adı. Dead and Bowling. Uzun metrajlı festival filmi olarak çekildi. Ama hala bekliyorlar şu anda ki biraz daha dünyada pandemi azalsın. Daha insanlar ne bileyim sinemalara gidebilsin ya da festivaller açılsın diye bekliyorlar. Evet, umarım biz de izleme şansını yakalarız festivallerde. İşte evet. O büyük bir işti. Sonra işte benim biliyorsun bir yandan da sahneyle uğraşıyorum, şarkı söylüyorum. Burada genelde Türk geceleri, Türk günleri oluyor. Onlarda ben Türkçe şarkı söylemeyi çünkü çok seviyorum. O gecelerde oluyorum. İşte. O sahne şovlarındaki adı Havalı Deniz değil mi? Havalı Deniz benim sahne adım, şarkıcı adım. Yani Deniz Türkan olarak çıkmak istemedim sahneye hiçbir zaman. Çünkü sahnede ben ne kadar Deniz olsam da yine de bir karakterin arkasına sığınarak sahnede oluyorum. O beni çok besliyor oyuncuda olduğum için. Havalı Deniz bize biraz böyle huysuz Virgin'i anımsatıyor. Sen de evet. Kendini özdeşleştirdiğin kısımlar var mı huysuz Virgin? Toprağı bol olsun. Yani ben böyle çıkıp sadece konser vermeyi sevmiyorum ama huysuz Virgin'de diyemem kendime. O huysuz Virgin olmak için çok fırın ekmek yemek lazım gerçekten. O kadar hazır cevap değilim ama sahnede oyunculuk geçmişimi ve kimliğimi kullanarak komedi de yapıyorum şarkı aralarında. Çünkü eğlenmeye gelen insanlara sadece peş peşe şarkı söylemek çok sıkıcı. Mesela benim repertuarımda ilk başladığımda belki 3 ya da 4 tane ağır şarkı bulabilirsin. Ama sonra ben hep hareketli şarkılar söylemeye çalışırım ki insanlar daha çok eğlensin, daha çok eşlik etsin, oynasın falan. Hani oraya eğlenmeye gelmişler, streslerini o şekilde atsınlar diye. O yüzden de galiba çok seviliyorum burada. Özellikle de son yıllarda da New York'ta, işte Brooklyn'de, Queens'te, Long Island'da, Manhattan'da yapılan kadınlar matinelerinde vazgeçilmez oldum. Burada bir kadınlar matinesi yapılıyorsa o kadroda mutlaka Havalı Deniz oluyor. Buraya dönmek gibi bir niyetim. Evet, Türkiye'ye dönmek gibi bir niyetim var kesinlikle. Önümüzdeki 3 sene içinde falan inşallah Türkiye'ye tamamen dönüş yapacağım. Çok özlüyorum Türkiye'yi. Türkçe oyun oynamayı çok özlüyorum. Türkçe rol yapmayı çok özlüyorum. Hadi şarkıyı bir şekilde söylüyorum burada Türkçe. Onu götürebilirim ama hani Türkçe tiyatro, Türk tiyatrosu ve hani dizi ya da sinema filmi yapmayı çok özledim. Artık onları yapmak istiyorum. Ve Türkiye'de hani evet çok olaylar var. Belki çok fazla şansımız olmayabilir. Ama yine bir şekilde bir şeyler oluyor. İnşallah en kısa sürede seni burada görürüz Deniz. Şöyle kanlı canlı görüşürüz seninle. Son geldiğinde görüşemedik. Ya geçtiğimiz yaz, geçen Ağustos ayında oradaydım. 6 hafta kaldım ama o kadar çok özlemişim ki, o kadar çok görüşeceğim insanlar, arkadaşlarım, ailem, herkese böyle bir de birazcık da böyle yazlık yerlere de gitmek istedim. O yüzden böyle çok şey bulamadım. Ama bir dahaki sefere kesinlikle öyle bir şey yapalım. Çok çok sevinirim ben de. Bu müjdeli haberi de çok mutlu oldum. İnşallah en kısa sürede seni burada görürüz. Çok teşekkür ederim. Değerli. Ben teşekkür ediyorum Canan'cığım. İnşallah senin aracılığınla burada Türkiye'de yaşayan
oyuncu menajerlerine ya da oyunculuk ajanslarına falan da hani artık ben de gelebilirim, ben de varım. Çünkü kimse daha piyasada yokken henüz ben olacak o kadarla zaten bir trans kadın olarak piyasada yer alıyordum. Az çok kendimi kanıtlamış da bir insanım. Burada da bir sürü iş yaptım. Bana Instagram hesabımdan Havalı Deniz olarak ulaşabilirler. Eğer hani bir projeleri, bir şeyleri varsa seve seve kendimi oralara atarım. Çok istiyorum çünkü bunu da senin aracılığında bir kez daha dile getirmiş oldum. Daima her zaman bunu aracılık ettiğim için de ayrıca mutluluk duyuyorum ve yayınıma katıldığın için de sana çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede görüşürüz. Kendine çok dikkat et Deniz. Ben de çok teşekkür ediyorum sana yeniden ve daha da güzel sohbetler, daha farklı işler yaptığımız zaman da böyle birlikte oturup konuşup, bak Canan bunu konuşuyorduk ama bu oldu demeyi de inşallah Allah bize nasip etsin ve onları da konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktin için, bana yer ayırdığın için ben çok teşekkür ediyorum. Evet, çok kıymetlisin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz tekrar. Sen de çok iyi bak. Teşekkürler. Hoşça kal.